Afiyet olsun herkese. Buyurun afiyet efendim. Olsun. Buyurun, afiyet olsun. Bıçağa gerek yok. Parçalanıyor zaten. Ay teşekkür ederim beyefendi. Demek ki benim yemeklerimi yedikten sonra size bir güç kuvvet gelmiş. Umarım gelir. Yok gelmiş kestiğinize göre. Yani o sert tepkiden sonra gelmeli. Ki geldi de zaten. Nasıl? Çok anlamadım. Güzel uyarıcı bir mesaj veriyorsunuz. Tabağımı keserken biraz korkmuştum. Böreğimi keserken. Az önce bıçağı oraya biraz sert bıraktın ya. Ay yapmayın onu Allah aşkına. Onu bir uyarı olarak mı aldınız Yusuf Bey? Ay yapmayın Allah aşkına. Uyarı gibi. Evet aslında gibi de değil. Direkt uyarı. Bir alttan bir mesaj verdiniz. Nasıl algılamak istiyorsanız öyle algılayın. Ne yapabilirim? Mesajımı aldım. Teşekkür ederim. Kendisi beni yetersiz olarak gördüğünü düşündüğümden dolayı üstünlük kurmaya çalıştı bana. Kesinlikle üstünlük kuramadı. Ben Yusuf'a asla üstünlük kurmaya çalışmadım. Sadece yanlış hareketler ve tavırlarından dolayı ben de tavır aldım ona. Yani olay olsun diye yaptı ama yemezler. Öyle yükselerek söylediniz ki sanki döverek cevap verecekmiş gibi. Bayağı yüksek cevap veriyorsunuz. O kadar sert mi Mine Hanım ya masada? Evet, bu zamana kadar çok... daha kimseyi dövmüşlüğüm, öyle bir vukuatım yok hanımefendiciğim. Yok o dövmedim, anda değil de sonra ama, cevap vereceğim deyince. Niye? Dövmedim ama. Dövmedim ama hayır. Ben laflarımla işimi hallediyorum hanımefendi. Şiddete karşıyız. Hissettik onu. Yani eliyle değil diliyle dövüyormuş Mine Hanım. Evet, ses tonu da yeterli çünkü, zaten. Çünkü şunu söylüyorum. Makul, mantıklı. Amenna vasetakna. Ama yani saçma sapan gülünecek şeyler oluyor bence. Yani bilemiyorum artık. Yorumlarınız, damak dimağınız ne durumda? Ben hala çözemedim sizi. Bizim evimize geldiğinizde görürsünüz. İnşallah. Nasıl oluyor? Ya da yarın damağını mı göstereceksiniz? Hayır. Damak lezzeti nasıl oluyor ya da yemeğin tadı nasıl oluyor o zaman görürsünüz. Yani güzeli güzel. Ama şu an Ayşegül Hanım istiyor galiba. Hayır bak Ayşegül Hanım o kadar düzgün, ya düzgün demeyeyim de. Mantıklı. Net. Aynen ben de net yorum yaptığımı düşünüyorum. Yapmıyorsunuz. Gayet. Yapmıyorsunuz. Patlatın güzel bir yorum. Hanımefendi ikna edin buyurun. Köftenizi beğendim ben. Afiyet olsun. Çok güzel olmuş. Tadı da. Afiyet olsun. Pideyi siz mi yaptınız? Evet. Pide de o güzel olmuş. O kadar hamur yoğurmamın sebebi bu işte. Ha, pideyi siz yaptınız. Kavurdunuz mu peki ilk önce tereyağında bir yumuşatmak hayır, için? Hayır niye kavurayım ki? Genelde İskender'de yok. Böyle kavrulur biraz. Yok kavrulmaz ablacığım. Yanlış biliyorsun. Ya, ben de yapıyorum evde. Ne yaparlar biliyor musun? Aslında ızgarada onu ısıtırlar. Ben sıcak soslarım yani. Tereyağımdan onu zaten ısıttım. Hiç sorun yok. Sadece sosunu beğenmedim. Çok yoğun geldi. Bu yoğun olur ama. Cırı çok cırı işte olmaz. Fazla geldi. Ben normalde de İskender'de çok fazla yoğun sos sevmiyorum. Ama ben şimdi kişiye onu göre... Onu ayarlayamazsınız tabii ki de. Ben sadece yorum yapıyorum. Ama köfteniz, ana yemeğinizi beğendim. Afiyet ama salatanın olsun. Olmaması. En azından bir böyle bir soğan olabilirdi. Evet, soğan. Onu ben evet. De soracağım. Neden salata tercih salata ettim? Ya şimdi biber domates istiyorsanız burada var. Biz hiçbir zaman Bursa'da gittiğimiz zaman önümüze salata gelmez. Biz Bursa'da yok, değiliz, İstanbul'dayız işte şimdi. Tamam, işte ben sizi Bursa'ya getirdim. Bursa'yı size getirdim. Daha ne yapabilirim? En azından gözümüzü doyurmak için de olsa yeşillik beklerim. Yoğurtla bir şey istiyorsanız, yoğurt var. Biber ben aşk gözlüyüm. Aşk gözlüyüm ben. Allah doyursun anacığım, ne yapayım ben şimdi sana? Yemekte aşk gözlüyüm, gözümü doyurabilecek bir yemeğe oturmak isterdim. Yok ben salatayı tercih etmedim çünkü bence çok gereksiz bir ürün olacaktı salata. Peki Nurşah Hanım davet sonrasına gidecek mi ana yemek mi? Yani köfte. 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 Böyle güzel sunuma köfte diyorsunuz. Hayır mesela tabağınızı falan çok beğendim, sunumunuzu beğendim. Bu böyle yine... Yani şey yapmışsınız siz. Bütün şeyi hamura vermişsiniz yemeğinizi. Evet. Ana yemeği de yapayım hani hemen olsun. Bu kolay mı zannediyorsunuz siz? Köfte yoğurmak. İzlediğiniz zaman görürsünüz hanımefendiciğim. Kaç aşaması olduğunu. Yağı ayrı kızıyor, sosu ayrı yapılıyor. Köfteleri ayrı kızdırıyor, hamurunu yapıyorsunuz. Hamur ayrı pişiyor. Piştikten sonra yeniden kesiyorsunuz. Yeniden sunuma hazırlıyorsunuz. Ama o sadece köfte dedi bak. Ya evet. Ne ya. Kadar kolaymış değil mi Kadı? Evet çok. Vallahi ben sadece köfte için yorum yaptım. Bunlar için çok yorum yapmadım. Da.
Gençlikle bir alakası teşekkür yok. Teşekkür ederim genç afiyet dediğiniz olsun için. Ben buna zaten özellikle sordum siz mi yaptınız diye. Bu emek hepsi. Tabii ona ki bir şey demiyorum ama uyumsuz. Ve köftenin kolay olduğunu söyledim sadece. Uyumsuz? Hani ne uyumsuz? Sürekli hamur hamur muhabbetini söylüyorum. Peki afiyet olsun Nurşan. İkna etti mi sizi yorumlar? Hayır. Etmeyebilir. Hayda. Peki Güneş Hanım. Ben beğendim, ellerinize sağlık, afiyet emeğinize olsun sağlık. Çok afiyet güzel olmuş. Afiyet olsun. Olabileceği budur. Salata aynen eksikliğini hissettim sadece. Hani biz et yerken yanında muhakkak Mersin'de lokantaya gittiğinde hatta tek çeşit salata bile koymazlar. Biz et yiyince yanında bunun salata yanında ne, arıyoruz. Ne olsun isterdiniz? Yani ne yakışır? Ben hiçbir şey yakıştıramadım. Biber deseniz biber var, domates deseniz biber. Ama bunlar yoğurtlu pişmiş bir şey olarak, hani salata olarak ayrı bir şey. Salata ayrı bir şey. Arkadaşım, ayrı bu şey zaten bu şekilde yenirse tadını alırsınız. Ekstra bir salata yediğin zaman ağzının tadı bozulur zaten. Pideli yani köfte, pideli köfte gibi yenmelidir. Bu kadar. Nokta. Elinize sağlık. Afiyet olsun Güneş Hanımcığım. Afiyet evet olsun. Yusuf Bey. Geldik yine bir hamur meselesine. Tabii canım, buyurun. Bunu da sos dökmenize rağmen bile hafif bir sertlik var. Peki bak, yumuşak olsaydı basmıyor, sosu dökseydim ne olurdu? Daha farklı olabilirdi. Hamur olurdu değil mi? Hamur olabilirdi. El açması olduğundan dolayı takdir ettim. Ama şöyle takdir edemiyorum. Yine çatalım batmadı. Ama biraz önceki uyarıdan sonra batırmakla uğraştım, batırdım. Uğraşı. Bir zahmet, siz delikanlı adamsınız. Onun haricinde hiçbir kötü yorumum yok. Lezzet olarak beğendiniz mi? Beğendim. Onu duyayım ağzınızdan. Çok beğendim. Afiyet olsun. Gerçekten pideyi beğendim. Pideyi falan yapacağını pide, düşünüyor muydun? Beklentin var mıydı yani? Zaten pideyi yapmasaydınız çok kötü yorum alacaktınız benden zaten. Peki. İddialı, iğneleyici bir cevap alırdınız. Afiyet olsun Yusuf Bey. Çok beğendim. Yusuf Bey benim söylediğim çoğu şeyi söyledi. Ona karşı daha şeysiniz böyle naif. Onaylıyorsunuz, kabul ediyorsunuz. Neyi hani kabul ettim? Hamur işini aynısın ya da köftesi güzel. Arada ben kaldım. Hayır, katılıyorum dedim. Yok yok, tamam işte. Ben söylediğimde kabul etmedi ya. Siz neyi söylediniz. Neyi kabul etmedim hanımefendi? Hamur hamur yaptım zaten. Ona tepki vermedin hani diyor. Bana tepki verdiğinizde ona vermiyorsunuz. Ama şimdi en başından beri vermiyorsunuz. Bütün tepkiyi de bana verecek değil mi? Yani, size de versin zaten biraz. Zaten ne yaptım? Biraz. Mine Hanım'ın bana bilendiğini düşünüyorum açıkçası. Kendi günümde de adaletli olacağını da düşünmüyorum. Beğense bile beğenmedim diyecek. Ama ben adaletli olacağım. Ben Nurşah niye bileneyim ki? Nurşah eğer düzgün yemek yaparsa, hak adalet değilse onu veririm. Damak lezzeti diye bir lezzet vardır. Eğer Nurşah'ın gelişmediyse benim yapacak bir şeyim yok. Şimdi bana göre evet ana yemeğe uygun yemeğiniz. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Ama ben bir tek köfteyi beğenebildim. Köfteniz çok lezzetli, güzel olmuş. Evet. Şimdi ben bunu Bursa'da yedim. Tamam. Gittim birkaç kere yedim. Tamam. Menüye bakıyoruz ya aşağıda. Hmm. Menüye baktığım zamanda da Bursa Valiliği'nin menüsünü dahi baktım. Birçok tamam yerde baktım. Pideyi iki şekilde yapıyorlar. Hı. Ya tereyağında doğradıktan sonra tavada kavuruyorlar. Hı. Ya da yağlı bir suya batırıp çıkarıp ızgaranın üstünde dışını böyle bir hafif hani dışı çıtır, içi hamur gibi oluyor. O beklemiş pideler için. Ha, bilmiyorum, ben izlediğimi söylüyorum. Biz taze yaptık. O ısıtmak için. Bizim zaten pidelerimiz olmuştu. Kavuruyorlar ki lezzetlensin diye. Tamam, şimdi, onu diye evet. O piş genelde bazen, özür dilerim, bazen piş mi oluyor, bazen bayat oluyor. Yani bayat demeyelim de şimdi biz tazelemek şimdi yaptık. Tazelemek için kullanıyorlar. Tabii tabii. Şimdi biz yaptık, hemen kestik. Evet, siz geldiniz, yiyoruz. Onlar fırından alıyorlar, bekletiyorlar. Şimdi bütün gün hani bir anda 100 kişi gelemez ki. Sonuçta beklemek zorunda. Onu tazelemek adına, ısıtmak adına dediği gibi hanımefendi, Ayşegül Hanım'ın dediği gibi ben şeyde ısıttıklarını biliyorum ama ızgarada yağlı suya batırdıklarını bilmiyorum. Evet, ya benim söyleyeyim izlediklerim öyleydi. Bunu şunun tamam için güzel söyledim. Sosu biraz bana fazla geldi. Sos birazcık fazla olduğu için de pide bakın hamurlaştı. Eğer ki dediğimi yapsaydınız, dışı daha çıtır olsaydı acaba hamurlaşmaz mıydı? O zaman da Yusuf Bey kesemezdi. Hayır, yazık olurdu. Size bu bir bıçak arada daha yamultamayız. Hiçbir şekilde Ayşegül hamur gibi değil. Gayet kıvamda, sadece demek istediğim şu. Yani, hafif biraz sertlik var. Bakın, hamur değil. Belki benim tabağıma olur biraz sosu fazla koymuş. Sizin tabağınıza fazla Ayşegül koymuş olabilir ama ben de öyle bir durum söz konusu değil. Sadece farklı şekilde söyledi.
Yo, nasıl farklı şekilde söyledim? Hayır, ben de söyledim ya, pideyi kavrulmasını, ızgarasını, yağlı suyu söylediniz mi? Hayır, ben sadece dedim ki pideyi tereyağında kavruluyor dedim. Siz onu söylemediniz mi? Nurşen, neyi ispatlamaya çalışıyorsun? Ama hayır, benimki hayır. Demek dedi ya, Ayşegül Hanım çok güzel yorum yapıyor. Bak, onlara güzel yorum yapıyor demedin. Doğru yorum yapıyor. Aynı şeyi farklı şekilde söylüyor. Ben onu nasıl döndüm? Nurşen Hanım, bakın. Hanımefendi, aynı şeyleri farklı şekilde söylüyor. Ona karşı çıkınca mantıksız. Doğru göreceli bir kavramdır. Hanımefendiciğim. Aynı şeyi söylemedik mi? Rica ederim. Sosu fazla dedim, sosu fazla dediniz. Köftesini beğendim dedim, köftesini beğendim dediniz. Bir şey demedim. Daha demedim, bekle. Sadece pideleri yumuşak olmuş dedi. Sen rahat ol. Yumuşak. Sen rahat ol. Pideleri yiyecekler şimdi birbirine. Yok, size kötülük için söylemiyor. Hani aynı bayan şeyleri söylüyoruz ama hani farklı şekilde söylüyoruz gitti. Sadece ama hanımefendi farklı. Benimki kabul etmesi gerekiyor. Hadi kızlar haklısın, hadi hadi tatlıya geçin. Ne yapayım şimdi? Bana kızdığınız kadar kızmazsın işte. Benim de illa bıçağı herhalde yamutmam lazımdı. Beni kayla alması için. Ayşegül Hanım da neredeyse aynı yorumları yaptık. Ona çok güzel, nazik bir şekilde cevap verdi. Bana gelince gözlerini devirdi. Başka bir yere döndü. Hiç umurunda bile olmadı. Neden böyle bir şey yaptı anlamadım. Sürekli işte Mina Hanım'ın, Ayşegül Hanım'ın dediğine bir şey demiyorsunuz. Benim dediğime diyorsunuz diye sürekli böyle aramızda bir şey çıkarmaya çalıştı. Yani herkesin yorumu kendine, onun anladığı da kendine. Herkes kendini bağlar. Sürekli benimle bu kadar kendini karşılaştırmak gerek yoktu. Geçelim mi tatlıya? Bir tek şey söyleyeceğim. Sonuçta kendinize çok güveniyorsunuz. Deneyiminiz var. Tabii ki saygı duyarım. Teşekkür ederim. Köfte çok risksiz. Keşke biraz daha ana yemek ya riskli bir şey seçeydiniz. Arkadaşım, burada ben İskender kesemem ki işte yapabildiğim. Ben yok öyle bir şey demedim yani, ama sonuçta hani köfte burada risksiz burada Bursa'yı temsil edebileceğim en güzel yemek buydu. Anladım. Gayet yörenizi başarılı buldum. Yörenizi temsil etmek. Gerçekten. Gayet de emek isteyen bir yani yemek. Yani Bursa'yı. Yok, ana yemeğine uygun zaten. Yani. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Hadi bakalım o zaman tatlımız çatal tatlısı. Çatal tatlısı. Yes. Hadi bakalım. Hadi o da. Rahatladın mı Nurşa? Şimdi alayım aynı şeyi. Nurşa Hanım. Köfteye de kolay dedim. Yine aynı şey oldu ama. Sen de ne istiyor peki? Bilmiyorum benden ne istiyor. Beni sevmedi herhalde.